Osman haklı. Haklı çocuk istememekte. Ya iyi de Osman çocuk. Çocuğun her istediğini yaparsan, her istemediğini yapmazsan ne olur bunun sonu? Düşündün mü hiç? Ya düşünüyorum tabii ki. Allah Allah. Aptal mıyım ben? Belli. Ya sen benimle niye alay ediyorsun ya? Doğru konuşsana ben. Ay Allah'ım dayanamayacağım ben ya. Vallahi Mete indir oğlum beni. Dur şu arabayı hadi. Ya ne münasebet? Ben iniyorum. Sen inemezsin. Ben iniyorum. Oğlum durdursana şu arabayı. Ben iniyorum ya Allah Allah. Sen otur ben ineceğim ya. Ya ben ineceğim. Bırak iniyorum ben. Dur. Cemile nereye? Sana ne? Cemile nereye? Sana ne? Sen nereye? Önce ben sordum. Söyle. Hem benim nereye gittim lan sana ne? Allah Allah. Sen bana soruyorsun ya. Ya çünkü sen ters tarafa gidiyorsun. Ev bu tarafta. Eve gitmiyorum. Nereye gidiyorsun? Ya sana ne ya? Taksi falan çağırayım. İstemiyorum. Yürürüm ben. O avukata gidiyorsun değil mi? Ya o yüzden söylemiyorsun. Ya. Ha? Ya dur bir bekle. Of. Değil mi? O Nedim denen adama gidiyorsun. Niye saklıyorsun peki? Ulan ne saklayacağım ben senden ya? Ben senden ne saklayacağım ha? Adam benim, avukatım. Görüşüyorsam o yüzden görüşüyorum. Ayrıca başka bir şey olsa sana ne? Sana ne? Yok kızmayacakmış da, bilmem neymiş de. Bir salaksın sen ya. Lan ne biçim konuşuyorsun? Terbiyeni takın bir kere ya. Nasıl konuşayım? Niye saklıyorsun peki? Nedenini söyle, niye? Bir şey sakladığım yok. Ya siz yol ortasında ya? Oğlum babanla ne yapılır? Kavga ediyoruz. Sen nereye? Sizi bırakabilirsem eve inşallah Nihal'i görmeye gideceğim. Tamam sen beni bırak. Nereye? Of of! Atölyeye masa sandalye falan bakacağım, tamam mı? Ne atölyesi? Trikotaj atölyesi. Eski atölyenin yerini kiraladım. Kendi adıma trikotaj atölyesi açıyorum. Sen o Kenan itiyle karıştırıyorsun. İşte yediğin halt o. Yerlen söylüyorsun, bana iftira atıyorsun. Aynen, kapıya bir bakıver kızım. Ellerim bulaşıktı benim. Geldim. Hoş geldin. Bulduk. Alo. Anne, benim. Cemile, merhaba. Nasılsın kızım? İyiyim anne. Atölyeye birkaç parça bir şey aldım. Masa, sandalyeler falan. Birazdan adamlar getirecek de. Mete evdeyse söyle de gelsin yardıma. Ha, şimdi geliverdi. Biz hemen çıkıp geliveririz oraya. Yok yok, siz gelmeyin. Lüzum yok. Mete gelsin yeter. Aa, olur mu canım? Ya geleceğiz biz ikimiz de. İyi, tamam. Hadi güle güle. Tamam. Anan atölyeyi eşya alıvermiş, yardıma çağırıyor. E gideyim ben o zaman. Ben de geleceğim, bekle. Ben de geleyim. Sen yorma kendini. Ay ne olacak canım, eşya taşıyacak halim yok ya. Peki o vakit, tamam, hadi. Hazırlanalım hepimiz. Muzaffer abi dikkat et abi. Sağ ol Aylin. Eyvallah. Ne oluyor? Cemile atölyeye eşya taşıyor. Kemal! Nereye be? Hayırlı olsun diyeceğim. Yardıma falan lanetim bir şey bakacağım. Sağ ol. Aman geç kalma yetiş. Yürü kız. Biz de gidelim. Kolay baban gelsin. Boş bırakılmaya gelmesin. Şimdi yüreği yufkadır o sefilin. Gider orada it gibi çalışır vallahi. Yürü. Hay Allah razı olsun. Vallahi çok sağ ol. Ha şunu dur. Anne sen dur. Dur Cemile. Allah gelsin. Merhaba anne. Hayırlı olsun Cemile. Ay amma dik verdim dermiş. Hayırlı olsun Cemile'ciğim. Sağ ol Neriman. Şeyler nerede senin makineler falan? Onları da alamadık. Makinesiz ne yapacaksın ayol? Oturma atölyesi mi açacaksın? Bir şeye yardıma ihtiyacın varsa Cemile ben... Yok abi komşular yardım ediyor. Şunu alalım şöyle alalım. Zaten Kemal'in dükkanında da çok işi var Cemile. Başka bir şey yoksa biz gidiyoruz Cemile. Tamam çok sağ olun. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Hadi.
Sağ olun. Her şey için çok teşekkür ederim. Lafım olur abla. Kolay gelsin. Sağ olun. Aylin! Kızım kaldırmasana sen ağır şey. Anne babaanneme sandalye getirdim. Aa! Ne var ki küçük sandalye niye kaldıramıyormuş? Bir şey mi var Aylin'in? Yok canım. Beli ağrıyordu da iki gündür ondan şey ettim. Geçmiş olsun Aylin. Kendine dikkat et kızım. Hadi Kemal, biz gidelim artık. Baksana bir sürü işleri var, ayak altında dolaşmayalım. Hadi kolay gelsin tekrardan. Hadi gelin. Allah'a ısmarladık. Hadi gelin. Sağ ol. Ay sen. Ya ne yapayım ya? Ne haber Karolin? Ne oluyor? Ne işiniz var burada? Cemile trikotaj atölyesini yeniden açıyor. Haberin yok muydu? Hem de kendi başına. Kemal, hadi sen dükkana geç. Biz Karolin'i azıcık kaynatırız şimdi. Sen sıkılırsın. Geç kalmayın. Ay tamam, hadi git. Karolin, bak ne diyeceğim kız. Bu halinin bir şey mi var ha? Sen bir şey biliyor musun? Yok, bilmiyor ben. Niye söylüyor şimdi bunu? Bilmem ki. Cemile az evvel Aylin'e ağır kaldırma falan dedi de. Niyeyse. Yani birdenbire böyle bir telaşa düşüverdi. Ya bilmiyor ben. Neyse. Varsa bir şey çıkar kokusu zaten. Hadi eyvallah. Yürü kızım. Hadi falan. Gel yine karşıma be. Sen kendine pek güveniyorsun. Ama benim de adım Hasefe. Kazamık hastalığı, döküntülü çocuk hastalıkları içinde en ağır seyreden hastalıktır. Halsizlik, gözde çapaklanma, yüksek ateş gibi belirtilerle ortaya çıkar. Bunların ardından da vücutta kırmızı döküntüler görülür. Kazamık virüsünün yol açtığı hastalıktır. Demekten içim sıkıldı. Ve bulaşıcıdır. Of. Babaanne. Hastalık bir insandan bir insana geçiverirse bulaşıcı olur işte. Bak mesela kızamık hastalığına tutulmuş birine fazla sokulursan sen de kızamık olursun. Anladım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne yaptınız? Hali yolu koydunuz mu işleri? Her şey hazır anne. Makineler geldi mi tamam olacak. Sen nasılsın oğlum? Okul provan nasıl gitti? İyi. Ben yatıyorum, iyi geceler. Kendi kendine yatağa gittiğine göre tiyatro işinde canı sıkkın herhalde. Öyle ya. Sen de iyi görünmüyor. Atölyede çok yoruldun da ondan mıydı? Ondandır anne. Yoruldum biraz. Cemile. Efendim. Şu Karolin nerede çalışıyor? Ben bilmiyorum ki. Anne. Ha, düşünme artık. Düşünmeden olmuyor Mara. Bu Karolin oğlumu yine katil edecek. Nasıl düşünmeyeyim ben? Ha Mara. Belki de Kenan'la aralarında bir şey yoktur gerçekten. Ya bu dediğine sen de inanmıyorsun ya. Bak Cezat. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.